Harbi taraftar merhaba, Fenerbahçeli'ye hoş geldin. Arkadaşlar şimdi size sorsam desem ki Harun mu Volkan mı diye. Şimdi şöyle bir düşünürüz deriz ki ya tabii ki de Volkan. Tamam, benim sorumun cevabı tabii ki de Volkan ama son yılları şöyle bir gözünüzde canlandırın bakalım. Volkan bize çok büyük başarılar kazandırdı, çok bize mutluluklar yaşattı. Sevinçten o kadar çok çılgına döndük ki Volkan sayesinde. Volkan'ın hakkı hiçbir zaman ödenmez. 2002-2003 sezonundan beri neredeyse 15-16 yıldır Fenerbahçe formasını giyiyor Volkan. Ne diyoruz? Bir Volkan'dır Fenerbahçe ki hala da öyledir. Volkan Fenerbahçe kariyerinde 5 tane lig şampiyonluğu, 2 tane Ziraat Türkiye Kupası ve 2 tane Türkiye Süper Kupası sığdırdı. Güzel bir başarı ama son dakika şampiyonluklar da verdi. Her Fenerbahçeli gibi 3 Temmuz sürecinde dimdik durdu ve savaştı. Sonunda da biz kazandık. Ağır yaralar alsak da sonunda kazanan yine Fenerbahçe oldu. Ve bundan sonra da inşallah kazanmaya devam edeceğiz. Yine başa dönelim sorduğum soruya. Tabii ki de Volkan diyoruz ama şimdi son yıllara bakalım. 3 seneye veya 4 seneye bakalım. O bizim bildiğimiz Volkan. Hani uçan, kaçan, nerelerden top çıkaran Volkan Demirel. Son 3 sezonda ne olduysa bayağı bir form düşüklüğü oldu. Diyeceğiz ulan yaşlandı mı? Yok, ne kadar yaşlı kaleci var. Tabii onlar dünya yıldızı. Volkan da bizim dünya yıldızımız. Dünya standartlarında kalecilik yaptığı dönemleri de oldu ama Volkan psikolojikman mı diyelim ya da üzerinde bir şeylik mi var? Yani bize o kadar mutluluklar, sevinçler yaşatan Volkan son yıllarda bizi gerçekten kahretti. Son maçlarda da çok üzdü bizi. Dedik ki tamam Volkan hata yapabilir. Volkan'ın kredisi bize çok yüksekti ama sonuçta bunun farkındadır kendisi de artık Fenerbahçesine belki de zarar vermeye başladığının farkındadır. İnanılmaz işler yaptı dedim. O Sevilla maçını hatırlayın, Şampiyonlar Ligi'nde hele derbi maçlarında ekstra motivasyonla zaten neler çıkardı. Ulan biz de dedik ki benim. Ulan Volkan sana helal olsun deyip benim hala o maçlar aklıma geldiği zaman tüylerim diken diken. Yani imkansız topları çıkardı. Maşallah o kadar güzel fiziği var ki hala nasıl diyoruz? Düşmana güven, dosta korku salan bir yapısı var Volkan Demirel'in. Köşelerden çıkardı. Yani imkansızları Galatasaray maçlarını hatırlayın. Rakip takımın futbolcularını yerde az çim söktürmedi. Hatırlıyoruz değil mi? Şimdi isim vermeyelim. Rakip takımın taraftarlarını o kudurtucu modunu açarak az mı kudurttu? Biz de ulan be Volkan dedik. Günlerce bunu konuştuk. Tamam arada bizi de kudurttuğu da olmuştur. Gereksiz böyle hırsına bazen yenik düşüyordu. Sinirleniyorduk ama Volkan'a hiçbir zaman böyle o kadar çok kızmadık ki ben hala o kadar böyle çok fazla kızamıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de emeği inanılmaz Volkan Demirel'in ama son yıllarda hele son maçlarda da yaptığı hatalar herhalde kendisine ders olmuştur. Yönetim de artık şunu söyledi ki bir kaleci transferimiz oldu. Harun da çok iyi bir kaleci. Daha önünde uzun yıllar var. 29 yaşında ben geçen dedim genç bir kaleci dedim. Siz de demişsiniz ki ya abi 29 yaşında genç kaleci mi olur diye. Arkadaşlar 29 yaş bir kaleci için. Böyle hani normal bir futbolu nasıl biz 21-22 genç diyoruz ya. Kale için de 29 yaş gayet güzel bir yaş. Yine dönelim Volkan'a. Ya ben Volkan'ı o kadar çok seviyorum ki. Hani hala bana göre dünyanın demeyeyim de Türkiye'nin en iyi kalecisidir bana göre. Refleksleri, işte kaleyi dolduran fiziği, tecrübesi. Zaten hep buna güvenerek zaten kaleye Volkan'a gönlümüz böyle oh dedik tamam kalede Volkan var içimiz rahat dedik ama ne olduysa son birkaç yılda oldu. Yönetim de bunun farkında, taraftar da bunun farkında ve biliyoruz ki Volkan da bunun farkında ve kaleci transferi olarak da Harun'u takımımıza kattık. Hayırlı olur inşallah ama şimdi yine dönelim baştaki soruya. Şimdi hepiniz de artık şey diyorsunuz ben dahil siz de kalede artık Harun olmalı diyoruz. Harun artık şans verecek. İlk maçını da oynadı. İlk maç olmasına rağmen çok da iyi performans gösterdi. Son golü o üçüncü golü yemeyebilirdi. Yani orada defansta vurdurmayabilirdi ama bir kaleci olarak tecrübesi de var Volkan'ın. Oradan Volkan'ın diyorum Harun'un. Bakın Volkan beni andı. Kaptan be. Vallahi ben seni o kadar çok seviyorum ki. Döneyim ben. Yani yedi o. Üçüncü golde Harun'un da tecrübesi var. Yani oradan vuracağını tahmin edebilirdi. Belki de edemedi. Sağlık olsun ama bayağı kurtarış yaptı. Yani o kurtarışları yapmasaydı maçın seyri çok farklı değişebilirdi. Çok farklı bir skor da olabilirdi. İlk maçına rağmen gayet de başarılıydı Harun. Evet yine reklamlara gelelim arkadaşlar. Yine kupadan bir su içeyim. Biraz hala rahatsızım. Geçen dedim ya bir yaz nezlesi oldum. Hala atlatamadım.
Bol bol su içiyorum. Siz de bol bol suyunuzu için. Fenomen.shop'tan da siparişleri vermeyi unutmayın arkadaşlar. Verenlere de teşekkür ediyorum. Yine aynısını yapacağım. Bardakla içmek çok keyifli oluyor. Tamam lan hadi kestik reklamı, tamam. Evet. Harun ilk maç olmasına rağmen dediğim gibi güzel bir performans sergiledi. Bundan sonra da çok iyi kaleyi koruyacağının bize sinyallerini verdi. Çünkü biz Harun'u da yakından tanıyoruz. 29 yaşında, boyu da uzun. Çok volkan gibi kalıplı değil ama refleksleri gayet başarılı. Yani bir kaleciye göre çok daha iyi bir refleksleri var. Şimdi kıyaslayalım artık Fenerbahçe'nin kalesinde. Tahmin ediyorum ki çok büyük bir aksilik olmazsa bundan sonra kalemizi Harun koruyacaktır. Tabii ki de Volkan'ın da süre alacağı maçlar olacaktır. Belki derbi maçları mı tercih edilir, başka maçları mı edilir bilemiyorum ama biliyorsunuz Volkan derbi maçlarında böyle bir efsane, öyle bir deliriyor böyle. Belki onlardan mı tercih eder ama bundan sonra benim de şahsi düşüncem şu. Tabii ki de geçen seneki Beşiktaş maçını hatırlayın. Deplasmandaki Kameni Kale'deydi. Yani Volkan'ın olmamasından dolayı biz o maçı kaybettik. Yoksa Volkan olsaydı o maç daha farklı olurdu. Çünkü bir sonra 3-4 gün sonraki kupa maçında zaten gördün. Orada da işte bir gereksiz ikinci sarıdan kırmızıdan atıldı. Maç ondan sonra yine berabere bitti. Yoksa biz maçta öndeydik. Yani Volkan derbileri, büyük maçları sever. Ama son yıllarda o da farkında. İnşallah artık kulübede her zaman söylüyor artık abilik yapma vakti geldi. Kayserispor maçında da gördünüz. Sahada gereğinden fazla sevinen Kayserispor'lu futbolcuları nasıl soyunma odasına gönderdi. Ben orada güzel bir iş yaptığını düşünüyorum Volkan'ın. Ama şu da çarpıtılmasın. Yine söylüyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak kazanan takımı kim olursa olsun alkışlayıp sevinmeye hakları vardır. Ama onlar da biraz uzattılar. İşte Volkan orada devreye girdi. Ne kadar büyük bir Fenerbahçeli olduğunu, ne kadar büyük bir Fenerbahçe sevgisi, aşkı olduğunu, kaptan olduğunu yine gösterdi. Kayserispor'lu futbolcuları da soyunma odasına uğurladı. Volkan'ı eleştirmişler. Volkan'ı çok eleştiriyorlar. Çünkü her zaman diyorum ben meyve veren ağaç taşlanır ve Fenerbahçe olduğu zaman bütün eleştiri okları bizim takımımıza, yönetimimize, teknik direktörümüze, futbolcularımıza, yeri geliyor taraftara, sana bana laf ediyorlar ama bizimkini ne yapıyoruz? Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Evet. Bundan sonra dediğim gibi bakalım sizin yorumlarınız ne olacak arkadaşlar? Kalede artık Harun mu olsun? Yılların tecrübesi bizim kaptanımız bir Volkan'dır Fenerbahçe dediğimiz Volkan Demirel mi kalede olsun? Harun da çok başarılı. Bursaspor'da da iyi işler yaptı. Tecrübesi var. Hemen ayak uyduracaktır zamanla. Çünkü performansı iyi, refleksleri iyi, kale duruşu iyi. Takım arkadaşlarına iyice alıştıktan sonra benim güvenim Harun'a sonuna kadar tam. Volkan abisinden çok şey öğrenecektir. Volkan abisinden öğrendiklerini Berke kardeşine aktaracaktır ve yine bir 10-15 sene kafamız rahat olacak. Çünkü ben her zaman söylüyorum Fenerbahçe kaleci şansında çok iyi. Yani hep yıllarca müthiş kalecilerimiz oldu. Hatırlayın. Ta şu mahallelerden başlayın. Yaşarlar var, Nurettinler var. Engin var, Rüştü var. Ondan sonra Volkan var. Bakın yıllar geçti hepimiz büyüdük. Yani o konuda şanslıyız. Bakalım. Siz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Harun mu artık kalede olsun? Volkan mı? Artık bu saatten sonra bir Harun'dur Fenerbahçe diyebilecek miyiz ki? İnşallah diyeceğiz ama bir Volkan'dır Fenerbahçe. Benim gönlümde çok ayrı bir yere sahip bu ses. Tabii ki de bu söz. Tabii ki de bunu Harun için de söyleyeceğizdir inşallah ilerleyen zamanlarda. Büyük bir konsantrasyonla devam ederse maçlara çıkarsa ki öyle çıkacaktır. Maçlara çıkmadan da Volkan abi sonra çok böyle söyleyecektir. Yardımcı olacaktır. O yüzden kalemiz emin ellerde. Kalede artık Harun mu olsun, Volkan mı olsun? Siz karar verin bakalım. Çünkü biliyorum siz de Volkan'ı çok seviyorsunuz. Ben de Volkan Demirel'in inanılmaz hayranıyım. Kaptanı böyle ne zaman görsem bir gururlanıyorum, bir heyecanlanıyorum. Hani küçük bir çocuk gibi böyle büyük birini gördüğünde çok sevdiğin birini gördüğünde heyecanlanırsın ya. Bakın ben de 35 yaşındayım. Ama Volkan'ı gördüğüm zaman çocuklaşıyorum. Çünkü bana yaşattığı o kadar çok mutluluk var ki yani yaşattığı hüzünler de var ama o mutluluklar bende çok ağır bastığı için Volkan benim için hala Türkiye'nin biraz daha duygusal davranacağım. Bana göre hala dünyanın en iyi kalecisidir. Bunun aksini bana kimse ikna ettiremez, inandıramaz. Çünkü bende Volkan sevgisi çok başka. Ama artık Volkan'ın miladını doldurduğunu düşünüyorum. Tecrübesini arkadaşlarına aktarıp abilik yapıp artık ufak ufak belki kaleci antrenör olur. Tercih ona kalmış. Kulüpte ona her zaman yer vardır. Ben bunu biliyorum.
Hepimiz biliyoruz. Çünkü Volkan Fenerbahçe'nin çocuğudur. Fenerbahçe'de Volkan'ın yuvasıdır. Volkan gitmiş gibi konuştum. Ya lan bir an niye böyle konuştum ki ben? Çünkü dedim ya, ben Volkan'ı o kadar çok seviyorum ki, yani Volkan'la ilgili bir şeyler anlatmaya başladığım zaman gözümde böyle mazi böyle canlanıyor. Koskoca mazi. Çünkü heyecanlanıyorum, mutlu oluyorum. Çünkü ufak ufak da artık Volkan'ın Fenerbahçe kariyerinin sonuna geldiğini de düşünüyorum. Ama inşallah da hala uzun süre kalır. Fenerbahçe'mize farklı yollardan hizmet eder. Hala Volkan'ın o Volkan duruşundan, o arkadaşlarına bağırışından, yeri geldiğinde bazen böyle arkadaşlarına, rakip takım oyuncusuna sitem etmesinden, sahaya giren taraftarların böyle önünde şöyle dikilip o gözündeki korkuları biliyoruz değil mi? Öyle dikilmesi, korkusuzca kalelerde beklemesi, atılan cisimlerin bir tanesinden korkmaması, işte biz bu yüzden dedik bir Volkan'dır Fenerbahçe diye. Volkan, ya Volkan bizim için çok ayrı be. Valla şimdi sabaha kadar konuşuyorum ben. Hadi bakalım arkadaşlar, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kalede artık bundan sonra kim olsun? Harun mu? Volkan mı? Neden? Sebeplerini de kısa bir şekilde yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Elimden geldiğince de okumaya çalışıyorum yorumlarınızı, biliyorsunuz. Eleştirilerinize de teşekkür ediyorum. Her türlü eleştiriye açığım. Küfür olmadığı şekilde, ki çoğunuz zaten çok düzgün eleştirilerde bulunuyorsunuz. Başımın tacısınız arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Oldu mu lan hiç Volkan gibi kaleciniz sizin? Ne? Bir Volkan'dır Fenerbahçe diyoruz biz. Ne kadar güzel bir laf. Olmadı mı sizin kaleciniz? Bu bir lakabınız var mıydı? Yok kediydi, yok falandı, yok filandı. Lan hadi git. O yüzden bizimle hiçbir zaman baş edemezsiniz Volkan. İlan gel bugün, hadi çaylar benden gel. Hadi tamam, sus hadi.